avantajı ne olacak? Avantaj zaten amaç, evet. Ekonomik, evet. Güçlü, yani performansı yüksek bir motor. Türkiye ekonomisine Tekirdağ'dan çıkan bir katkı olması en önemli hedef. Ya zaten Tekirdağ çocuğuyuz. Burada büyüdük, burada öğrendik bu mesleği. Burada erkek sahanlık okullarını okuduk. Artık okuyabildiğimiz kadarıyla. Yani baba mesleğim olan bu işi elimden geldiğince daha büyütmeye, daha iyi ilerletmeye uğraştım. İnşallah biz de AK Parti İl Başkanlığı olarak yanındayız. Sana destek olmak için buraya geldik. İl Başkanımızın da çok selamı var. İnşallah milletvekillerimiz, meclis başkanımızla birlikte bu projenin arkasında olacağız. İnşallah. Temennimiz. Hocamız Erdal Hocam. Hoş geldin. KOSGEB Müdürümüz. Hoş geldin hanımefendi. Ellerini aldım. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Yani. Şu sırada görüşlerimizde tam sistemi tanınması için. Bunu çalıştığı zaman da böyle bir video çekimi, video çekimi de gönderelim diyoruz. Bir sakıncası yok değil mi? Hiçbir sakıncası tamam. Yok. Tamam. Bu aşamayı nasıl gelirdi? Efendim şöyle söyleyeyim. Ben baba mesleğim, ototamircisiyim. Evet. Bilmiyorum. Videomu da izlemişseniz orada dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Patent aldın mı? Tabii 20 yıllık patentini almıştım. Ama 10 seneden sonra geçersiz oldun. 20 sene. Hayır. 20 2000 sene. Senesine kadar hiç kimse adı bile yoktu. 2000 senesinde halkın malı. Hak verirsiniz. İhtilal dönemiydi. 78-80 aralarında Türkiye'de petrol sıkıntısı vardı. Kadar hep tasarımlarım vardı. Bundan önce tamam, de yaptığımız bir bütün bunlar tabii evet. Geçmişte kaldı. Şimdi evet. Bu motorun geçmişi içerisinde nasıl düşündü? Bu motorun bu hale gelmesi nasıl sağlıyor? Tamam. İşte mesleğim itibariyle evet. Niye 100 yıllardan beri motorlar icat edildiğinden beri çok çeşitli motor türleri var. Ama en uygunu bunu gördüler ki 100 yıllardan beri otomatik bütün otomobillerde, traktöründe, iş makinelerinde her yerde aynı blok, aynı grant, aynı sistem kullanılmakta. Niye bunun üzerinde bir geliştirme yapılmıyor bugüne kadar? Aynı güçle, yani aynı enerjiyle daha fazla güç edi. Orijinal ne motoru? Daha fazla güç ve tasarım sağlamak. 1.4 herhalde değil mi? Efendim? 1.4'lü motor herhalde değil mi? Yok, binlik. Binlik mi? Binlik. Binlik motoru baz alarak yaptım. Silindir azmini yükselttim. Az bir miktar. Esas bunda önemli olan enerjiyi patlama anında granda intikal eden gücü arttırmak. Yok, marşına basarım. Marşına basar döndürürüz. Daha layık görürüz. Kapıda açtıralım. Gelir. Hatta değilim. Tamam. Hatta rahat. Benzin karbüratör, o da benim tasarımım. Yeni bir karbüratör geliştirdim. Daha ben deneylerini yaptım ben yurt dışında. Çalıştırdım daha ben. Benzini de buharlaştırarak, benzini pompasıyla çalışacağım. Nerede buharlaştıracaksınız? Kendi kendine. Benzini bugün bir kap içine koyup, kap içine koyup, alttan hava basıp, fıtır fıtır nargile gibi onun içinden çıkan hava yanar. Güzel. Lüks lambalar var. Lüks aynı onun gibi o benzin bunlar. Onun üstten eksantre bir hazır hocam. Bir tahmin ediyorum bunu yağlamayı. Yani yağlama hocam. Yağ devrini yukarıya vermiş. Benim idealim yaptığım motoru şu manevel okuyor. Tasarım sadece farklı bir kurmak istiyorum. Bu kadar zaten ben de işareti aynı. Bunu çalıştırdık. Çalışmalarını yaptık patates için. En kalitesinin detayına ama aynı sekman, aynı kanala 8 tane sekman geçiyor. Böyle tane tane çalış. Şu tırnak aralı aşındığı zaman gömlek veya sekmanlar ne olur? Böyle açılma yapar. Boşta kalacak tabii değil mi? Diğeri de bunun üstüne kapatıyor. Neresi ne kadar aşınırsa aşınsın, sekman tırnak aralı diye açılma diye bir şey olmayacak. Bu kartele kompresör hiç yapmayacak. Kartele kompresör yapmayan motor, Allah aşkına yağdan ötürü eksilme, hava kirliliği, motor arızası olur, yatak sarar mı?
Yuvarlak bir son var, devamlı salgın döner. Grant, dolu. Salladıkça bir son inip çıkışsa yanakları çarpar gömleğe ve sekman. Hem sekman hem gömleğe hem bir son aşındırır. Sana bir kadar yay fabrikasında mühendismiş arkadaş. Hangi malzemeyi kullanabilirim? Diyor ki işte böyle bu yay. Bakın bu bunun içine gelecek. İçine koyup böyle geçebiliriz varsayalım. Bu yay sekmanı dışarıya doğru itecek. Eskiden vardı, eski model arabaların ya sekmanın altında yay vardı. Tıp şekilde şey haline dönüştü. Bu üstündeki aksaklıkları burada gidermiş. Biraz daha derli toplu. Bu da kaba efendim, bu da kaba. Bakın, gönül ister ki. Bu motora göre farklı, piston yer mekanizmasında bir farklılık var. Onu görüyoruz. Onda tork arttırmak için yaptığını ve enerji tasarrufu yapmak için yaptığını söylüyor. Bir de aldığımız sözlü bilgiye bağlı olarak yakıt sisteminde en büyük değişiklik var bu motorda. Karbüratör ve enjektör kullanmadan yakıtı buharlaştırıp silindirlere gönderip yanına ve arkasından da enerji elde edeceğini söylüyor Sayın Tutan. En belirgin iki farklılık piston biel mekanizmasında ve yakıt sisteminde görüyoruz. Bir emek var. Ciddi bir çalışma var. Ama bu çalışmanın devam ettirilmesi, iyileştirilmesi lazım. Ciddi bir emek var. Küçük güçlü bir motorun gerçekleştirilmesi, özellikle küçük tip arabalarda ülke açısından bakıldığı zaman şehirler içerisinde kullanılabilecek motor yapılarının sağlanması. Değil mi temel amacımız? Dolayısıyla bu motor yapısını da sağlarken klasik bildiğimiz motor yapılarının içerisinde bazı uygulamalarda değişiklikler yapılmış. Bunlardan en büyük değişiklik krank yapısı içerisinde. İkinci bir değişiklik bizim görmediğimiz ama kendisine izah etmeye çalıştım. Yakma sistemiyle, yakıt sistemiyle bulunan değişiklik. Bu değişikliklerin sonucunda motorumuz çalışır hale dönüşebilecek. Yapı itibariyle biraz bazı ıslahların yapılması gerektiği kanısı içerisindeyiz. Bunlar gerçekleştikten sonra, motor çalışır hale geldikten sonra bunların enerji değerleri, verimlilik değerleri ölçülür ve değerlendirilir. O aşamada yapılır diye düşünüyoruz, değil mi hocalarım?